Bana bak. Ya bu şarkılar ne? Kolum yoruldu artık. Kolum yoruldu. Olmayıversin bir günde jilet. Benim kolum. Bak sinirlerim çok bozuk ya. Sinirlerim çok bozuk. Neden böyle yakın? Arkadaşlarım günaydın. Yüzüm bembeyaz, vücudum bronz. Açıklayabileceğim bir durum değil. Böyle oldu. Uyuyakaldım bir gün. Ben inanılmaz hasta oldum. Şu an antibiyotik kullanıyorum. Hatta 2 gün önce ilk günde zaten bir serum verdiler bana. Toparlayacağım. Yani neyse, dur şimdi. Şimdi şu bölgeyi görüyor musunuz? Bakın bu bölge çok sorunluydu ve önceden çok çok daha kötüydü. Yani bunlar kırmızı değildi ve beyazdı, komedondu. Şu anda komedonlarım çok çok azaldı, kırmızılığa döndü. Bunların da çok yakın zamanda geçeceğini düşünüyorum. Ayrıca tırnaklarımı yaptırdım. Bunun komedonları... Buradaki komedonları nasıl geçirdiğimi anlatacağım size. Öncelikle burada, yani buranın yerli markasını bulabildim. Şöyle bir glikolik asit aldım. Bunu tonik olarak aldım. Her gece ve her sabah sürüyorum. Kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra da şöyle bir salisilik asitli serum aldım. Üzerine de bunu sürüyorum. Bunun da kurumasını bekliyorum. Bu mükemmel bir serum. Bunu sürüyorum üzerine. Daha lekelerin giderilmesinde etkili bir serum. Ve çok güzel nemlendiriyor. Yine Kudali'nin bu kremini sürüyorum üzerine. Gece güneş kremi sürmüyorum. O şekilde uyuyorum. Sabah bu rutinin aynısını yaptıktan sonra Zeydon'un güneş kremini kullanıyorum. Üzerine de bunu sıkıyorum. Ya da az önce de gördüğünüz gibi Glow Recipe'nin Ultra Fine Mist'ini sıkıyorum. Vallahi kendime böyle bir rutin oluşturdum artık. Yeni edindiğim arkadaşlardır, oraya buraya gitmektir, hastalıktır falan bilmem ne, vlog çekecek vakti hiç bulamadım. Bir de Malezya'yı yeni bitirdim. Hani Malezya'yı bitirdikten sonrası gelir diyerekten izlediniz mi bilmiyorum ama yeniden vlog çekmeye başladım. Ay Malezya vlogu beni bitirdi. Derken bile kötü oldum yani. Yani enkaz olarak gelmişim ben Bali'ye, onu anladım Malezya vlogunu bitirdikten sonra. Bali'nin zaten ilk birkaç günü yerleş, toparlan, onu yap, bunu yap, birazcık alış gibi geçti. Şimdi anca toparlandım ve anca sizinle birlikteyim. Bugün çok hareketli bir gün geçirmeyeceğiz. Böyle sakin, benim böyle bayıldığım, en çok sevdiğim günlerden birini geçireceğiz. Kahvaltı yapacağız. Bu arada ben motor kullanıyorum. Ama şu an NMAX'e geçmek istiyorum. Çünkü NMAX'ler daha güvenli motorlar. Scoopy'yi geri vereceğim ve bir NMAX alacağım. Sahilde birazcık yürüyüş yapmak istiyorum. Şöyle tenis elbisemi giydim ama tenisle bir alakam yok. Öyle bugün içimden bunu giymek geldi. Saçlarım inanılmaz yıpranmıştı. Saçlarıma bir maske yaptım. Bunu akşam yıkayacağım. Ben maskeleri çok uzun süre tutuyorum. Bir şey olmuyor yani. Ben bu şekilde kendimi alıştırmışım. Sahilde yürüyüş yaptıktan sonra çalışmaya gideceğiz birazcık. Gün batımı izlemek istiyorum. Gün batımı izleyeceğiz. İlaçlarımı içeceğiz beraber. Ve böyle bir gün geçireceğiz birlikte. Hadi kalkın hadi. 13'ünde Çağla geliyor benim yanıma. Çağla'nın vizesini yaptırıyorum. Bu vizeciyi beğeniyorum ben. O yüzden aşağıya numarasını bırakacağım. Eğer Bali'ye gidecekseniz, ev vize kendiniz yapamıyorsanız bu vizeciyle WhatsApp'tan iletişim kurup kendinize vize yaptırabilirsiniz. Mesela uzun kalacaksanız Kitas da yaptırabilirsiniz. Bu detayların hepsini ben size bildiğim kadarıyla da anlatacağım. Vizecinin numarasını aşağıya bırakacağım. Size bir motorcu yolluyorlar. Motorcu geliyor, pasaportunuzu alıyor, götürüyor. Vizeyi öyle yapıyorlar. Senin böyle bir yere gitmene gerek kalmıyor. Ben de şimdi çıkacağım. Çağla'nın vize ücretini almaya geliyor çocuk. Buradaki kıza bıraktım parayı. Öyle bir fotoğraf gönderdim. Çocuk gelip o kızdan parayı alacak şimdi. Biz de çıkacağız.
You bring helmet now? I don't like it too. Police ever catch me. Okay. Okay. They are so busy. The police use and then you can take out from there. Okay. Yeah, so you have inside? No. Maybe tomorrow? Yeah. I'm so hungry. Yeah, yeah. Okay, I will go and come. Okay, okay. Buranın tostları çok övülüyordu. Buraya gideceğim. 11 dakikalık bir yolculuğum olacak. Mikrofonumun tüyleri kokuyor. Hello. O kadar açım ki. Dani dedi ki buranın tuna menti çok güzelmiş. Ama ben böyle tunacı değilim çok. Hele sabah hiç değilim. Beef katrem mi var? Sevebilirim gibi geliyor. Instagramlarına bir bakalım. Buraya geldiğinizde gittiğiniz yerlerin Instagramına bakın. Çünkü çok başarılılar. Yani orada her şeyi çok net gösteriyorlar. Marketingleri çok iyi. Tuna menti de çok iyi duruyor ya. Beef katrem mi seçiyorum? Gerçekten fotoğraftaki gibi geldi. Bayağı iyi gözüküyor, deniyorum. Güzel, bayağı sağlıksız. Bayağı iyi. Şey diyeceğim, bayağı iyi. Sabahları soğuk kahve içebilen cindir. Bali ile ilgili neye dikkat etmeniz gerekiyor? Hangi bilgiler önemli? Bunları konuşacağız. Öncelikle vize 3 seçeneğimiz var. Birinci seçeneğe geleceksiniz ve kapı vizesi alacaksınız. Daha size 2 tane şöyle kağıt veriyorlar. $35 ödüyorsunuz. Bir tane kağıdı veriyorlar. Daha sonrası sıraya giriyorsunuz. Saatlerce sıra bekliyorsunuz. Temp alabilmek için. Bu yolu seçtiğiniz zaman 2. aya uzatmak isterseniz Imagination Center'a gitmeniz gerekiyor. Bu zorunlu. 2. yolu söylüyorum. Kendiniz internet sitesi üzerinden e-vize başvurusu yapacaksınız ve e-vize alacaksınız. Üçüncüsünü söylüyorum. Kağla yaptığım gibi bir vizeciyle anlaşacaksınız ve o her şeyi sizin yerinize halledecek. Sadece bir tip daha fazla ödeyeceksiniz. 250 bin rupi kadar. Kapı vizesi alırsan şöyle 1050 TL ödüyorsun. Bana vize yapsınlar diyorsan da 500 lira fazla veriyorsun. Cahide uzatmak istersen Immigration Center'a gitmeden yine onlarla iletişim kuruyorsun ve yine pasaportunu alıyorlar. Onlar yapıyorlar her şeyi. Ben açıkçası bu ek işlerini çok sevmiyorum. Ben bu tarz şeyler tercih ediyorum. Genelde. Benim için daha konforlu oluyor. Nerede kalacaksın? Ne kadar kalacağına bağlı ama eğer uzun dönem kalmayı düşünüyorsan geldiğinde böyle bir 3-4 günlük Booking'den ya da Airbnb'den bir yer tutup hiç daha önce Bali'ye gelmediysen geldikten sonra da buradaki guest house'lara gidip bakıp fiyat konusunda konuşarak anlaşıp bir yer tutabilirsin. Büyük otellerde kalmanın bir mantığı yok. Villa istiyorsan, kalabalıksan, kendi havuzun olsun istiyorsan, ortak bir mutfak kullanmak istemiyorsan villada tutabilirsin tabii ki de. Kalma bu şekilde. Yani Booking'den, Airbnb'den de tabii ki bütün zaman için tutabilirsin ama ben ilk geldiğimde bir ay kalacağım için şöyle yaptım. Temmuz'un 27'sinden Ağustos'un 1'ine kadar bir yerde kaldım. Ağustos 1'de arkadaşımın önerisiyle şu anda kaldığım yere geçtim. Oranın adı da Tuala Canggu. Guest House'u çok sevdim. Hem içeride kalan insanlar hem de Guest House'un verdiği hizmet güzel. Kalacak yeri de bu şekilde hallettikten sonra günlük masrafın ne olur? Nereleri gezersin, ne yaparsın? Bu tamamen size bağlı bir şey arkadaşlar. Ya, araba kullanmanızı tavsiye etmiyorum bu arada. Çünkü çok trafik var. Motor kiralama yerleri var. Motorda kiralayabilirsiniz. Ama ben istemiyorum. Hani birisi beni götürsün, getirsin diyorsanız. Şu iki uygulamayı indireceksiniz. Bunların ikisi de Bali'de çalışıyor. Ne konuşacağız başka? Ben genelde Bali'ye geldiğimde Canggu'da kalmayı tercih ediyorum. Burası hem yeme gezme vibe olarak benim için daha uygun. Biraz daha sağlıklı yaşam sporun ön planda olduğu ama surf yapmak istiyorsan surf de yapabildiğin bir yer. Kafeler, yemekler çok güzel zaten. Eğlenmeyi seviyorsanız, gece çıkmak istiyorsanız bir sürü mekan var gidebileceğiniz ve çıkabileceğiniz. Ayrıca şöyle bir şey var. Ubud ve Uluwatu arabayla buradan 1 saat. Çok uzun yol gidecekseniz, motor kullanmak istemiyorsanız yine araba kullanabilirsiniz. Kullanırım sorun yok diyorsanız motorla da bu iki yere gidebiliyorsunuz. Uluwatu biraz daha Canus'a girebileceğiniz yerlerin bulunduğu içlere sahip bir yer. Ubud biraz daha böyle içeriye doğru olduğu için okyanusa ulaşım orada yok. Onun dışında gidebileceğiniz başka yerler var ama dediğim gibi base oluşturup gideceğiniz yerlere arabayla, motorla gidebilirsiniz çok rahat. Körensi'den bahsedeceğim. Onlarda dolar işte 90, bizde dolar 30.3. 3 oldu galiba artık. Oradan pay biçebilirsiniz. Bence gelirken yanınıza mutlaka dolar alın. Ne kadar kalacaksınız bilmiyorum ama buradan ATM'den karttan para çekmek isteseniz de en fazla 3 milyon çekebiliyorsunuz. Ve size güzel bir komisyon yerleştiriyorlar. O yüzden böyle bir $500, $1000 kadar yanınızda tavsiye ederim. Harcamanız ne kadar olacak bilmiyorum. Her yerde Visa ve Mastercard kullanabiliyorsunuz.
Paranızı bozdururken biraz daha böyle kalabalık olan yerlerde, büyük yerlerde bozdurmanızı tavsiye ederim. Şöyle küçük kulübeler göreceksiniz, oralarda bozdurmayın. Mekan tasarımları vesaire zaten çok güzel. Herkes çok güler yüzlü, herkes size çok yardım etmek istiyor. Bali seviyorum. Burada kalmak hoşuma gidiyor. O yüzden size en doğru önerileri yapabileceğim bir noktadayım böyle ilgili. Tabii ki de kendim gezdiğimde gördüğüm kadar uzun zamandır yaşayan bir insan değilim ben de. Ama uzun bir zaman kendimce geçirdim. Bali huzurlu bir yer. İlk sorunu şu, bir tık trafik oluyor. Beni o kadar da rahatsız etmiyor. Mesela İstanbul trafiğindense Canggu'nun trafiğini kesinlikle tercih ederim. Çünkü İstanbul'da bir sıkışmışlık hissediyorum ama Bali'de böyle daha trafikte olsam dahi iyi hissediyorum. Zaten ne demişler? Bali'de geçirdiğin en kötü gün başka bir yerde geçirebileceğin en kötü günden çok daha iyidir. En son olarak uçak biletlerini konuşayım. Uçak bileti eğer Bali'ye direkt uçarsanız biraz yüksek. Güzel ya aktarmalı uçuşları tercih edin. Benim yaptığım gibi ülke görerek de gelebilirsiniz. Malezya'ya gitmeyin. İstanbul'da yaşıyorsanız İstanbul'da verdiğiniz paralardan çok büyük bir fark yok. Hatta çoğu zaman daha uygun. Şehirde yaşıyorsanız Çeşme'yi saymıyorum arkadaşlar. Çeşme'yi. Zilebime'de bir kahve, bir işte ne bileyim bir kruvasan falan yiyorsanız yine aynı tutarlar. Belki bazen daha azına gayet normal bir şekilde yemek yiyebilirsiniz. Unuttuğum şeyler varsa bana yorumlarda lütfen sorun. Bali ile ilgili elimden geldiği cevaplamaya çalışacağım. Şimdi ben büyük bir motor kiraladım. Onu almaya gideceğim. Bu küçük motoru da Dani'ye vereceğim. Çağla geldiği için benim motorla gezeriz diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha büyük bir motora ihtiyacım var gibi geliyor. Bu motoru almaya gidiyoruz şimdi. Kız çıkın oradan. Vallahi çarpılı vereceksiniz ha. Bulacaksınız. Çabuk çıkın. Birazcık güneş almaya ve yürümeye geldim sahile. Çünkü Ketut telefonumu açmıyor. Uyudu herhalde. Ne bileyim ne yapıyorsa artık. Bir yere mi gidiyor adamcağız? Motoru kiralayamadım yani. Birkaç gündür hiç denize, havuza, pardon okyanus. Hiçbir şeye girmiyorum arkadaşlar. Biraz bir yürüyeyim istedim burada o yüzden. Bence şurada bir pineapple juice içelim. Aşkım. İşte pas vermiyorsun ha. Thank you so much. Hello. Üzüyorlar ya. Nasıl üzüyorsunuz? Deli misiniz ya? Kom. Kolay gelsin aşkım. Kafede konuşurken anlatmayı unuttuğum bir olay daha var. Sim olayı. Onda da iki seçeneğiniz var. Benim bildiğim kadarıyla. Airalo ile e-sim alabilirsiniz. Ben onu Bangkok ve Malezya'da yapmıştım. Ama buraya gelince hat aldım. Telkomsel daha iyi. Her yerde çok daha iyi çekiyor. My pee. This is his baby. Play with another dog. We got food. Thank you. Sunset. They have ordered some food. They come. His name is Kuncho. Kuncho. Yeah. How you call the dog? Like, in Turkey, we do this. Yeah. How merhaba. Oh. I've been in Turkey. I can speak Turkey a little bit. Nasılsın? Ah, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sen nasılsın? Ama ben var abla. What did you do in Turkey? I work. How's Turkey? Sirkeci, yeah. Sirkeci. Yeah. You work in Sirkeci? Yes. In Istanbul? Yeah. They have many whole fruit, yeah. In Turkey, chef, tali, trik, kabun. In tali, we don't have. Also coconut, yeah. Yeah, we don't have. But I've been in Turkey. I never find coconut. No, no coconut. What's your name? My name is Adi. Melek, nice to meet you. Yeah. Biz de öyle arkadaşlarla takılıyoruz işte, ne yapalım ya. Benim kankiler şu biraz ısırıyor şuradaki. Isırma çocuğum. Ben villaya geri döndüm. Turu bekliyorum. Tatam. Sonunda geldi. Artık bilgisayarım sığıyor. En çok mutlu olduğum şey bu. Ve bunun sürüşü çok çok daha rahat gerçekten. Ben şey zannediyordum, hani motor büyük olunca sürmesi çok daha zor olur diye düşünüyordum. Ama kesinlikle daha kolaymış. Hayatımda hiç motor sürmezsen böyle düşünürsün zaten. Ya şu bir kurtarıcı gerçekten. Burada Google Maps'siz yaşayamazsın, nefes alamazsın.
Telefonu sürekli buraya koyuyorum. Şimdi Sunset izlemeye gidiyoruz. Çok geç oldu. Yaptığım hiçbir planı yapamadım. Sunset izleyeceğim. Bak revizyon geliyor. Sunset izleyeceğim. Yemek yiyeceğim. Çok acıktım. Bir tane muz yedim. O beni tutar böyle birazcık. Lübnan restoranına gideceğiz. Türk yemeklerine en yakın yemek yapan Lübnan restoranları. Bundan sonra da çalışmaya devam etmeyi planlıyorum. Motoru çalıp gidecekler insanlar, ondan sonra motoru çaldılar mı diyeceğim. Şimdi benim favori yerime oturacağız. Buraya bu toy kadınları nasıl getiriyorlar acaba ya? Çok zor çünkü. Hayvan sokmak. Ama yine çok güzel tabii ki de. Burada böyle bir sürü insan oturuyor ve gün batımını istiyor. Sohbet ediyor, bir şeyler yaşıyor. Ondan sonra tabii ki de geliyor artık. Gidiyorlar. Ben yemek yemeye gidiyorum genelde. Batımdan önce yemek yemeysem dondurma alıyorum. Çok yakında çok güzel bir dondurmacı var. Kesme dondurması müthiş. Bunun dolarını burada dondurmamı yiyerek dondurmamı yiyerek gün batımı izliyorum. Bu benim yanıma hoşuma gidiyor. Öyle yani, rafine zevkler. Burada zaten surf falan yapıyorlar. Mamakta'yı üşüyorum. Böyle suya girmeyi biraz daha kendim hazır hissettiğimde, biraz daha hastalığımı toparladığımda surf de yapmak istiyorum. Tabii ki surf yapmayı da çok özledim. Surf de aslında kayarken dengede iyiyseniz çok okey, sörf yapabilirsiniz. Aşırı zor değil yani bence. Asıl sörfte zor olan kısım dalgaya gitmek. Dalga sizi geri atıyor. Siz o dalga, yani büyük dalgaya gidebilmek için boardla beraber yüzdükçe yüzüyorsunuz. Ve dalgaya gitmek asıl var. Bu yorucu. Ben böyle dersimden sonra bayağı çarpmıştım yani. Salatmıştım. Bir de birazcık böyle aşırı kalabalık olmayan yerlerde kaymanın çok çok kayması var. Bunun sebebi de şu, boardlar birbirine çarpabiliyor. Şimdi bir yemek yemeye gidelim. Bu ne böyle elimde dilenci gibi kaldı. Arabanı sür soğuk aralıkta. Neden bir kötü oldu. Gençlik cıbıl cıbıl yapıyor sörfünü valla. Bak çok açık. Kalbim kaldı. Hadi gidiyoruz. Arabik bir kültür içerisindeyimdir. Bugün Lübnan mutfağındayız. And you know, we have still steak on the steak. I will come. Çok tatlılar. Ay ben ne yediğimi unuttum. Karar verdim. Ben hep aynı şeyi yiyorum. Eve de aynı şeyi sipariş veriyorum. Bunu yiyeceğim. Benim kültürüme en yakın olan bu. Ve tadı çok güzel gerçekten. What is the name of this? Chicken skewer bowl. Chicken skewer bowl. Yes. Dance. Arkadaşlar. Bir makasi. Teşekkür ediyorum demek. Sama sama rica ederim demek. Pagi pagi. Sabahın erken saatleri demek. Halamak pagi. Günaydın demek. Abakabar. Nasılsın demek. Ben Endonezya mı konuşuyorum yoksa? Endonezya mı oldum ben? Bazıları balinez bu arada. Neden beni sabitlemiyor bu? Bak sinirim bozuldu. Balinez ve Endonezya farklı iki dil. Balinez teşekkür etmek, motur suksuma. Tamam mı? Suka güzel demek ama Endonezice. Suka Rusça'da çok ayıp. Neyse, translate'iniz çok açıktığı için yemek yerken görüşürüz. Bu şekilde gözüküyor yemeğimiz. Burada bir salata, lavaş, cıvıl şey var, tavuk şiş, tuz, pilav. Bir süre boyunca kruvasan yiyebilirim. Bir süre boyunca somon yiyebilirim ama bir yerden sonra bunu yemek istiyorum. If you need it, yeah, because you feel sick. Oh my god, thank you so much. You're so kind. Ağlayacağım. Ya ben hasta olduğumu söyledi. Bana sıcak su getirmişler boğazım biraz iyi olsun diye. Tırmakasi. Sama sama. Yemek yiyorum. Kimse bana yazmasın. Burayı ben gerçekten çok seviyorum. Mutfakları çok güzel. Bizim damak zevkimize çok yakın. What's your name? Surya. Yeah, I will do it now. Melek. Melek. Nice to meet you. Nice to meet you, Melek. I love you. Şimdi benden Google'dan yorum yapmamı istedi. Google'dan yorum yapacağız. 5 yıldız vereceğiz. Her şeye 5 yıldız veriyoruz. Görevleri tamamlamış hissediyor. Şimdi Dani balibeli oldu, tamam mı? Bana diyor ki şimdi eczaneye sorabilir misin ilaç için? İlaç vakti.
baba gibi hissediyorum kendimi öncelikle. Kaskımı gördünüz mü? Şöyle bir kaskım var. Belalı. Bali beli için Dani'ye ilaç aldım. Kendime de uçuk kremi aldım arkadaşlar. Ne oluyor? Bu arada herkes Bali beli olacak diye bir şey yok. Ama eğer Bali beli oluyorsanız, çok kötüyseniz doktora gidin. Eczaneden böyle bir şey verdiler Dani'ye. Dani Instagram hikayesinde şey paylaşıyor. İkinci defa Bali beli oldum. İşte şöyleyim böyleyim falan diye. Arkadaş da ona şöyle yazıyor. Aa, Bali Belli'nin bir festival olduğunu düşünüyordum. Get it done girl. Sherbon. Yeah. Sherbon. Sherbon. Carbon. Carbon. Yeah. So big for like white. No baby. My doctor. You look so good as a Bali Belli person. My second time for that. Train for it. Exactly. One more time and I'm good. I went to the pharmacy for your medicine and said to them, see you. And I just told them, no, 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 never see you again, like, bye, bye. Suları var tamam mı? Bu dehidrasyon yaşadığınız zaman bunlar çok 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 iyi geliyor. Mangolu içecekler var. İkisini dehidrasyonda bayağı kullanıyoruz. Çok güzeller. This is the plan. I'm gonna take a shower. You're gonna a little bit rest and we will meet at the pool. Okay, come on. Okay.